Sözcükte de anlama devam ediyoruz. Şimdi sıra duyu aktarması ve deyim aktarmalarında. Arkadaşlar duyu aktarmaları bir duyuya. Duyu derken kastettiğimiz beş duyumuz. Yani görme. Yazalım bu bulunsun burada. İşitme. oklama, Tatma. Ve dokunma duyusu. Bu duyularımızdan herhangi birine ait olan Şöyle arkadaşlar birazcık eksik oldu. Dokunma. Evet bu duyularımızdan herhangi birine ait olan bir kavramı diğerinin yerine kullanmak. Mesela görmenin yerine işitme duyusunu, işitmenin yerine tatma duyusunu gibi. Şimdi örnekte daha iyi anlayacaksınız. Dinleyiciler en çok yumuşak sesinden etkilenirdi. Şimdi ses kelimesi işitme değil mi arkadaşlar? İşitme duyusuyla ilgili değil mi ses? Ses. Fakat yumuşaklık dokunarak hissettiğimiz dokunma duyusuyla ilgili işte burada bir aktarma olmuş. Şöyle yazalım önce. Dokunmadan duymaya, işitmeye bir aktarma yapılmış. Şurada da belirttim zaten. Dokunmadan duymaya bir aktarma. Hepsi bu kadar ya da bir örnek daha. Gece yarısı acı bir çığlık duyuldu. Şimdi çığlık yine işitme ile duyma ile ilgili değil mi arkadaşlar? Ama acı tatma ile ilgili tatma duyumuzla ilgili. Burada da tatmadan duymaya bir aktarma yapılmış. Hepsi bu kadar. Gelelim deyim aktarmalarına. En fazla bunlarla ilgili sorularla karşılaşırsınız. Yani Türkçe sorularında, sözcükte anlam sorularında, şıklarda işte insandan doğaya aktarma yapılmıştır, doğadan insana aktarma yapılmıştır gibi hatırladınız demek istediğim soru tipini hiç merak etmeyin. Bunlarla ilgili bol bol testlerde soru çözeceğiz. İnsandan doğaya aktarma. Doğa derken sadece şunu e, bilin. Daha önceki dersimizde anlatmıştım. Doğa derken e, böcek, çiçek sadece böyle kır e, düşünmeyin, Bağ bahçe düşünmeyin. Doğa derken e, hayvanları da içine alıyorum. Doğanın içinde e, sadece e, bahçe, kır yok, hayvanlar da var. Onu söylemiş olayım. Kuşlar büyük bir sevinçle ötüşüyordu. Şimdi bakalım. Kuşlar değil mi arkadaşlar? Büyük bir sevinçle ötüşüyordu. Sevinç Kime özgüdür? İnsana özgüdür değil mi? Ama burada ötüşen büyük bir sevinçle ötüşen kuşlar. Yani sevinç insana ait olan sevinç özelliği kuşlara verilmiş. Dolayısıyla insandan doğaya aktarılmış. Bir ipucum var böyle size işi kolaylaştıracak bir püf noktam var daha doğrusu. Siz de kitabınızda buraya yıldızlayın insandan doğaya aktarma dediğimiz şey aslında kişileştirme sanatı diyebildiğimiz edebiyatında konusu olan şey. Yani e, insandan doğaya aktarmanın diğer adı kişileştirmedir diyebilirsiniz. Edebiyat e, edebiyata girecek olanlar için teşhiste diyebiliriz. Bunu da söylemiş olayım. E, diğer örneklerimize devam edelim. Bir de doğadan insana aktarma var. Yani az önce anlattığımın tam tersi. Mesela sanatçının hayatı fırtınalı geçmişti. Fırtına doğayla ilgili bir olay değil mi? Denizlerle, doğayla ilgili e, denizin bir özelliği. Ama burada sanatçıya verilmiş, insana verilmiş. Bakın şurada da kitap e, alan video e, izleme fırsatı olmayanlar için e, buraya da detaylarını yazdım. Fırtınalı fırtınalı denizin özelliği ama burada sanatçıya verildiği için doğadan insana bir aktarma yapılmış. Bir başka şekilde doğadan doğaya yapılabilir. Mesela sabaha karşı deniz kükredi. Kükremek aslanın özelliğidir. Yani doğa diyebilirim buna. Deniz de doğa doğadır. Doğadan doğaya aktarma yapıldı. Kükremek yani aslanın özelliği denize verildi. Evet. Bu kadar arkadaşlar. aktarmalarda aktarmalarda bu kadar. Anlamadığınız bir şey varsa ya da merak ettiğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Orada da konuşuruz. Bir dahaki dersimizde görüşürüz.